Evet arkadaşlar, az önce size çekmiş olduğum kısa videoda hayvanımız doğuma hazırlıklarına başlamış. Buzağı doğum kanalına girmiş ve tam o esnada personelimizin görmesiyle biz de olaya müdahale etmiştik. Ama müdahale ettik derken hayvanımıza hiçbir şekilde dokunmadık arkadaşlar. Sadece karşıdan gözlemledik. Doğum kirkomuzu hazırladık. Doğum ipimizi hazırladık. Septiserum aşısını hazırladık. Ağzına sıkacağımız ilacımızı hazırladık. Ve o şekilde bekledik. Buzağımızı ineğimiz, gebe düğümüz daha doğrusu, sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Hiç müdahaleye gerek kalmadan. Ve şu anda annemiz de ayağa kalktı. Şu anda buzağısını yalayıp kurutmaya çalışıyor. Az önce de bahsettiğim gibi doğumlara müdahale etmeyin arkadaşlar. Hayvanlara en çok bilinçsiz bir şekilde karga tulumba, hayvanın ıkınması beklenmeden ve doğru açıyla çekilmediği için genellikle buzağı kayıplarının çoğunluğu o sebepten ötürü oluyor. Şimdi bizim yapmamız gereken şey, daha doğuma 2,5 ay varken doğum hazırlığı olarak hayvanlarımız 7,5 aylık gebeyken rotokorona aşısını yapıyoruz. 8,5 aylık olduğunda bu aşının rapelini yapıyoruz. Buzağı annenin karnındayken dünyaya geleceği zamanki hazırlığına o zamanda başlıyor. Annesinin bağışıklık sisteminden rotokorona virüsünü alıyor ve koruyucu hekimlik uygulamamız daha orada başlıyor arkadaşlar. Buzağımız doğduktan sonra da septiserumunu yapıyoruz. Ve annenin yalaması için, kurutması için buzağımızı anneyle baş başa bırakıyoruz. Muhtemelen 15 dakika sonra buzağı ayağa kalkacaktır. Ve o zaman ve kurumuş olacaktır. O zaman ineğimizi sığıp annesinden ilk ağız sütünü buzağımıza içireceğiz. Ve annesinden ayıracağız arkadaşlar. Üstüne basa basa gene söylüyorum. Doğumlarda buzağı kayıpları bilinçsizce uygulamalardan kaynaklanıyor. Kendiniz tecrübesizseniz kesinlikle buzağlara müdahale etmeyin. Doğumlara müdahale etmeyin. Özellikle düveler daha ürkek olurlar ilk doğumlarını yapacakları için. Daha tedirgin olurlar. Kendinizin bir endişesi varsa bu işin uzmanları olan veteriner hekimlerden mutlaka yardım isteyin. Başarılı bir doğum ilk önce sperma seçimiyle başlar arkadaşlar. Kendi hayvanınızın cüssesini, büyüklüğünü kendiniz tespit ederek gene veteriner hekimden danışarak bu kendi hayvanınıza uygun bir sperma kullanmalısınız. Sadece gösterişli olsun diye sizin keyfinize keder spermalar kullanmamalısınız ki buzağının doğum ağırlığını bilmeniz çok önemli. Kolay doğum özellikli spermaları tercih etmelisiniz ilk doğuracak hayvanlarınızda. Bu sayede çok başarılı ve kayıpsız doğumlar yaşarsınız. Tıpkı bu doğumda gördüğünüz gibi. Buzağımız dişi ve Wallenstein'ın yavrusu. Rengini babasından almış bayağı. Tabii bizim için renk faktörü hiç önemli değil. Önemli olan hayvanın sağlıklı olması. Çünkü zaten annesinin genetiği çok iyi. Alman pedigrili bir hayvanın buzağısı bu. Babası da bizim tercihimizle gene Alman pedigrili oldu. Buzağımız beyaz olmuş, kırmızı olmuş. Hiç fark etmez. Çünkü hayvanın ne sütünü ne etini rengi sağlamıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi ben daha fazla hayvanın başında konuşup hayvanı tedirgin etmek istemiyorum. Size söyleyeceklerim özetle bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.